Herkese merhaba, Funda Altıntaş. İstanbul Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nda İngilizce öğretmeniyim. Ee, benim araştırmam, ilkokul öğrencilerinin e, İngilizce derslerinde yapay zeka araçlarıyla oluşturulan podcastlerin etkililiğinin incelenmesidir. Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? Bildiğiniz gibi ilkokul İngilizce dersleri haftada iki saat e, sadece. Oysaki e, Kıraşen'in de belirttiği gibi... Dil edinimi için bütün şartlar mükemmel olsa dahi anlamlı e, mesajlara maruz kalmayan, yeteri kadar dinleme yapmayan kişilerin dil edinemeyeceğini, konuşamayacağını söyler. E, bizim için de ilkokullardaki iki saat İngilizce dersi çocukların yeterli, e, kendilerini İngilizce dilinde ifade edebilecek kadar maruz kalmalarına imkan vermemektedir. Bunun dışında derslerde sıkça gözlemlediğim tek soruluk İngilizce cevap verecekleri sorularda bile Öğrencilerin isteksiz davrandığını, parmak kaldırmaktan e, ziyade sıra onlara geldiğinde, genellikle oyun tabanlı uygulamaları kullanıyoruz, klasör hocayla herkes söz alsın diye, parmakla göstererek doğru cevabı tahtadan, ama kesinlikle konuşmak istemediklerini, bu şekilde bir motivasyonların az olduğunu gördük. Bununla ilgili e, ders dışı zamanlarda da pekiştirme yapabilecekleri. İngilizce diline maruz kalabilecekleri güvenli bir ortam yaratmak istedik. EBA üzerinden ya da e, güvenli sohbet kanalları aracıyla sadece sınıf içinde e, gönderebileceğimiz e, türlü video e, araçlarıyla mesela takip listelerine takılmadan ya da bir reklama maruz kalmadan çünkü öğrencilerimizin yaşları çok küçük olduğu için onların buralarda zaman harcamak yerine daha güvenli bir ortamda bir materyal geliştirme ihtiyacı doğdu. Çeltik yaptığı çalışmada Stork'un görüşünü şu şekilde ifade etmektedir. Dinleyicinin dinlerken her duraklaması, dinlemeye her ara vermesi ve her dinlemedeki dikkat dağılması gelecek olan anlam grupları için konsantrasyonu engellemektedir. Bizler için de örneğin Fatih projesiyle özellikle okullarda, ilkokullarda, tüm okullarda akıllı tahtalarla donatılmasından sonra... Sınıflarda çokça şarkılar, İngilizce şarkılar, videolar kullanılmaktadır. Ama öğrenciler bunları zaten her yerde ulaşıyorlar. Yani artık küçük bebeklerin bile ellerinde o videolar var. Ve ben 8 yaşındaki öğrencime bunu açtığım zaman onu zaten çoktan izlemiş, ben bilmekteyim hisleriyle kişisel tecrübe anlatımlarına, dikkat dağılmalarına geldiğini fark ettik. O yüzden dinleme becerisini ön plana çıkarmak istedik çalışmamızda. Dinleme becerisi bildiğiniz gibi bize eğitim fakültelerinde öğretilen, ikinci dil edinirken en önemli, en çok üzerinde durması gereken diğer bütün becerilerin odak noktası, ilk çıkış noktası olarak öğretilmişti. Geçebiliriz slayte. Karşımızdaki çocuklar, küçük yaştaki öğrenciler. Slattery ve Willis yabancı dil olarak İngilizce öğrenen ilkokul öğrencilerini tanımlamak için çocuklar oynamayı ve hayal gücünü kullanmayı seven, doğal olarak meraklı olan, tekrar ve rutinlerden hoşlanan, birey olarak hızla gelişen, izleme, dinleme, taklit etme gibi çeşitli yollarla öğrenen, dil bilgisi kurallarını anlayamayan ve yaşları küçük olduğu için aktivite çeşitliliğine ihtiyaç duyan öğrenenlerdir der. Biz de bu özelliklerini kullanmak istedik. Burada bir aktivite çeşitliliği ve özellikle onları konuşma isteğiyle donatacak taklit etmek isteyebilecekleri bir içerik geliştirmek istedik. Bu anlamda karşımıza podcast'ler çıktı. Değiştirebiliriz. Podcast terimi iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. iPad ve broadcast. Alan tanıması yaptık çalışmanın en başında. Ve podcast'lerle ilgili yapılan çalışmalarda gördüğünüz gibi öğrencilere her yerde ve kendi hızında öğrenme olanağı sağlayan podcast'ler Örgün öğretimin içinde ya da dışında öğrencinin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde uyarlanabilir olmalarıyla olağanüstü ve motive edici bir kaynak olmuşlardır demiş Rozel ve Aguilar çalışmalarında. E, yapılan birçok araştırma İngilizce öğretiminde podcast kullanmanın etkilerini incelemiş ve bu araştırmalar podcast kullanım yönteminin dil öğretiminde olumlu sonuçlar ortaya koyduğu şeklinde e, rapor edilmişlerdir diye yine okuduk inceledik. Fakat yapılan podcastli araştırmalar daha çok lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler üzerinde yapılmıştı ve mevcut hazırda bulunan podcastler, örneğin BBC İngiliz'in hazırladığı podcastlerle çalışmalar yapılmış, güzel anlamlı sonuçlara da ulaşılmış. Ama ilkokul için yapılan bir çalışma yoktu. Ben araştırdığımda zaten ilkokulun ikinci sınıf müfredatına birebir uyumlu olacak bir içerik de yoktu. Bu durumda yapay zeka araçlarından faydalanarak kendi içeriğimizi kendimiz üretme yoluna gittik. Bizim çalışmamızın diğer çalışmalardan ayrıldığı nokta budur. Ee, öğrencilerimizin yaşlarının küçük olması nedeniyle yapay zeka araçları, ChatGPT ile gerekli tanımları yaparak metinleri oluşturup metinden sese çeviren e, araçlarla e, içeriklerimizi oluşturduk. E, geçebiliriz. Araştırma'nın başında kendimize sorduğumuz sorular. Yapay zeki araçlarından yararlanarak müfredat kazanımlarına ve öğrenci seviyelerine uygun oluşturulan podcast'lerle İngilizce konuşma kaygılarını azaltmak, heyecanlanma gibi problemleri azaltarak derse olan tutumların iyileştirilmesini sağlamak mümkün müdür diye sorduk. Öğrenci seviyelerine uygun alıştırmaları içeren çalışma kağıtları ile destekledik bu podcast çalışmalarımızı, içeriklerimizi. Bu şekilde etkin dili öğretebilir miyiz? Dinleme, anlama, konuşma becerilerini geliştirebilir miyiz diye sorduk. Ee, araştırmamız bir eylem araştırmasıdır. Eylem araştırması biliyorsunuz bir soruna çözüm bulmak için, bir eksiği gidermek için kullanılır. Bizim de Meb'in e, ders kitabında ikinci sınıflarda ses e, metinlerinin sadece tek kelime kelime öğreten e, tekrarlardan ibaret olduğu, hiç karşılıklı bir diyalog olmadığı. Gözlerimiz gözlemimiz neticesinde bir karşılıklı konuşma öğrencilerimize fazladan sunmak, onları belki konuşmaya teşvik eder mi diye düşünerek yola çıktık. Örnekler ve araştırma grubuna gelirsek, e, geçebiliriz bu slaytı da. Katılımcılar öğretmen deneyimini de ortaya koymak adına kendi öğrencilerimizden e, İstanbul Binali Yıldırım İlkokulu ikinci sınıfa devam eden öğle öğrenci olarak seçilmişlerdir. Ebeveynlerinden izin aldık, araştırma ile ilgili bilgi verdik, yazılı izin verdiler. Ee, biz çalışmamızın başında önce çocuklarımıza bir çok kullanılan Classroom Foreign Language Anxiety Scale e, tutum ölçeğinin kısa formunu e, araştırmacı Karabulut tarafından Türkçe'ye çevrilen kısa ölçeğini kullandık ön test olarak ve son test olarak. Bu ölçekte toplamda 8 madde var. 8 maddenin 2 maddesi olumlu, diğer maddeler olumsuz yapıda. Olumsuz maddeler ölçek değerlendirilirken ters puanlanmıştır. Geçebiliriz. Çalışmamızı önce 5. üniteye uygun olarak, bir colors ünitesine uygun olarak bir içerik hazırlayarak öğrencilerimize dinlettik. Mutlaka gene yapay zekayı kullanarak çalışma kağıtları ve çalışma kağıtlarının sonunda da öğrencilerin görüşlerini geri bildirimden alabileceğimiz bir kısım hazırladık. Ee, çocuklar en çok yararlı, faydalı, çok sevdim, yine yapalım. Aslında beğendiler. Hani yaşları küçük olduğu için motivasyonları da yüksek. Onlara ne için ne yapsanız aslında seviyorlar. Sadece 50 öğrenciden iki tanesi zor olduğunu söyledi. Onun dışında devam etmek istediklerini, ...tekrar yapmak istediklerini söylediler. Geçebiliriz. Hazırladığımız çalışma kağıtları böyle. Ee, daha sonraki çalışmada 6. ünite için çalışma kağıtları hazırladık... ...ve sorulan sorulara verilen doğru cevapların arttığını gördük. Çocuklara derste e, duyduğunu tahtaya yaz etkinlikleri yaptık. Kelime sayısının gitgide arttığını gördük. E, i̇lk dinlemede belki bir iki kelime duydular ama... Beş dinlemeye kadar çıktık ve giderek alıştılar. Zaten yorumlarında da önce zordu ama sonra alıştım diye bize de belirttiler. Geçebiliriz. Çalışmalarımızda sadece tek bir görsel kullandık. Bunu da yine yapay zeka aracıyla oluşturduk. çocuklar burada kendilerinden bir şey bulduğu için, hani okulların ismi yazıyor da, onun da çok sempatik olduğunu değerlendirdiler ee, ve hiç ben sormadan YouTube videolarıyla karşılaştırarak e, YouTube videolarında bazen korkutucu şeyler olabiliyor çizgi film karakterleri canlanabiliyor ama bunlar çok sevimli ben hiç korkmadım şeklinde yorum yapan öğrencilerim oldu e, ve dikkatlerinin dağılmadığını, tek bir görselle yapılan e, bu çalışmada Sorulan sorulara duyduğu kelimeleri sesli olarak yanıtlamak zorunda kalmaları, hani gösterecek bir seçenek olmadığı için, öğrencilerin e, derste daha motive olmaları, daha çok dinlemeye odaklanmaları açısından da bir kazanım oldu bizler için. Geçebiliriz. Ön test ve son test e, sonuçlarımızı bu şekilde analiz ettik. Tabloda gördüğünüz gibi geçebiliriz. Ee, ön test ve son test sonuçları, çalışmanın başında ve sonunda kaygı durumlarını ölçmek amacıyla yaptığımız e, sonuçlarda son testle yine anlamlı bir fark olduğu görüldü. Geçebiliriz. Öğrencilere uygulanan SPSS programı üzerinde analiz edilen e, ön test ve son testler... E, Anlamlı bir fark oldu son test lehine de dedik. Bu durum uygulamaların öğrencilerin yabancı dil kaygı düzeylerini azalttığını gösterdi. Araştırmamızın sonucuna göre İngilizce öğretmenlerine derslerinde yapay zeka araçlarıyla bu şekilde podcastler üreterek ders dışı ya da ders dışı ders içi zamanlarda kullanmalarını öneririz. Biz de öğrencilerimize güvenli bir ortamda bir içerik oluşturmuş olduk. Onlara ve web'i araçlarını, YouTube videolarını biz çok kullanıyoruz tabii ki ama bir çeşitlilik yaratmış olduk. Hani yaşları itibariyle de bir aktivite çeşitliliği olarak da bir kazanım sağladık. Çalışmamıza ilkokul grubu öğrencilerimizin podcast'leri kolaylıkla üretebilmesi, telaffuz çalışabilmeleri ve uzmanlık gerektirmeyecek derecede teknolojiden faydalanmaları amacıyla dahil ettiğimiz yapay zeka teknolojilerinin Öğrencilerimizde özellikle yaratıcı geliştirmede faydalı olabileceğini, zamandan tasarruf sağlayacağını da anlamalarını sağladık. Ee, sonuç olarak, yapay zeki araçlarından yararlanarak, müfredat kazanımlarına ve öğrenci seviyelerine uygun oluşturulan podcastlerde, içeriği metinden sese çeviren araçlarla, öğrencilerimizin kendilerine örnek alacağı, kendilerini de konuşabileceklerini hissettirebilecek çocuk sesleri e, kullandık. E, bu tabii, çok uzun sürdü o doğru yapay zeka aracını bulmak. Çünkü bazen e, yapay zeka araçları tek düze, böyle robotik sesler olabiliyor. E, özellikle bu anlamda e, sizlerin de Typecast AI sitesini öneririm, e, kullanmak isterseniz. E, deneme yanılmalarla bulduğumuz e, Typecast AI sitesinde insan sesini en yakın şekilde yansıtacak seslerle öğrencilerimizin örnek almasını sağladık. Typecast AI. Yes. Çocuk sesleri de var ve e, en anlamlı sesi o çıkardı. O e, çok da seçeneği var. İngilizce konuşma kaygılarını, heyecanını azalttığını, bu yönlerden fayda sağladığını gördük çalışmamızın. E, öneriler kısmında dediğim gibi e, doğru prompt yazmak çok önemli. E, burada benim size önerebileceğim Ünite kelimelerini chat yazarken eğer belirlerde bu sınırlar içinde kal derseniz hemen istediğinizi yapıyor ve iki konuşmacıdan daha fazlasını ses ayırt etmede çocuklar zorluk çekiyorlar. Bunu da dikkate almanızı öneririm. Sonuç olarak günümüzde öğrencilerimizin bilmediğinden korkmadan, araştırarak güvenli internet ve teknoloji kullanımı hususlarında bilgi sahibi olmalarını kendine yarar sağlayanı kullanıp zarar verecek ya da zamanlarını sarf edecek uygulamalardan uzak durmayı öğrenmelerini sağlamak adına İngilizce öğretmenlerinin derslerinde yapay zeka araçlarıyla oluşturdukları podcast içerikleri kullanmalarını öneririz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.